Evet, her an herkese dostlara. Bozdağ film pilotlarının yaptığı gösteri programları için önce Riva'ya doğru gidiyorsunuz. Riva'dan girmeden önce, bakın karşı taraf Riva. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinin hemen karşısındaki giriş kapısı var. Araçlarınızı buraya park ediyorsunuz ve platonun servis araçları sizi alıp içeriye doğru götürüyorum. Biz de şimdi buradan servis otobüsü binip içeriye gideceğiz. Servisle geldiğiniz noktada burada indiriyorlar sizi ve bilet alıyorsunuz. Bilet aldıktan sonra tekrar servislerle platolara doğru hareket ediyorsunuz. Platoların konumlarını, içeride ne olduğunu gösteren burada bir tabela var. Tabelaya bakalım. Bakın, Ürgenç Çarşısı, Kocaeli Kalesi, Yeniçer Osman Bey'in konağı, Seyir Kafe, Hazamca Sarayı gibi burada konaklayacak hepsi mescidine kadar yazıyor. Evet, şimdi biletimizi aldıktan sonra biz de aşağı doğru gideceğiz. Platolara gitmek için biletlerini alan misafirler tekrar araçlara binip aşağı platolara gidiyorlar. Dizide kullanılan muhasara kuleleri, mancınıklar, mahkum araçları sergilenmiş. Obanın ana girişi, ana kapısı bu şekilde. Girdikten sonra hemen çadırları görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Sol tarafta restoranlar var, kafeler, ihtiyacınızı giderebileceğiniz ve hatıra fotoğrafı çekileceğiniz stüdyolar, hediyelik eşya alacağınız dükkanlar gibi birçok burada mekan bulunuyor. Yukarılardakilere mescit, hem bayanlar hem erkekler için mescitler düşünülmüş. Genelde görsel olarak bulunan bir yer. Çadırlara girip fotoğraf çekilebiliyorsunuz bu şekilde. Ve hemen yukarıda da iki çadırda da oraya da girelim. Fotoğraf stüdyosu. Burası ana çekimler için kullanılan stüdyo ve Osman Bey'in tahtı ile beraber burada çekim yapabiliyorsunuz. Evet, burası fotoğraf stüdyosu, ücret karşılığında anınızı burada dondurabiliyorsunuz. Obayı gezmeye devam ediyoruz. Ana çadırlardan aşağı doğru inelim. Bayağı bir kalabalık. Tabii ki popüler bir dizi olduğu için tarih severler akın akın buraya geliyor. Evet. Çeşitli alanda, bahçede bu tür çay dinlenebileceğiniz, nefes alacağınız mekanlar, kafeler mevcut. Evet, bakın burası da okçuluk galimlerinin yapıldığı alan. Dizide de gördüğünüz gibi bu alanı hatırlayacaksınız. Eski dönemlerden çok güzel şekilde canlandırılma yapılmış. Evet, ana merkeze doğru gidelim.
ana alana. Evet, deresiyle gerçekten o zamanki bir kayı obasını anımsatan bir doğal platform olmuş. Arkada gördüğünüz şu çadır, platolarda akşam konserlerinin yapıldığı yer. Burası da bir çarşı. Bakın, çeşitli dükkanlardan bir tanesi. Kim tanımıyor ki? Hiç. Sepetçiler. Navıcılar. Ve buradaki diri at, koşu, ok takımların, yani deri malzemeleri imalatçısı. Çocuklar için gerçekten güzel bir hatıra, anı oluyor. Şurada da bir sokak var. Bu devam ediyor. Çeşitli dükkanların, o dönemki canlandırılan obadaki çekim yerleri. Ana gösteri yerinden şimdi meydana doğru ilerliyoruz. Evet, gösteri için ekip hazırlanıyor. Tarihi kostümlerle beraber. Gördüğünüz bu alanda burada ziyaretçiler oturarak banklarda burada gösterileri izliyorlar. Ana noktası, platonun merkezi burası diyebiliriz. Evet, şöyle de bir çekim yapalım. Burası da çekimlerin yapıldığı ana çadırlardan bir tanesi. Bakın, gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz buradan. Evet. Osman Bey'in filminde kullanılan kolyeler. Tarst. O dönemin tarakları, takıları. Gerçekten cidden çok güzel. Uzaklar, pusatları, o dönemi anlatan büyük bir çadır. Burası da yatak odası şeklinde yapılmış bir çadır. Eskiden bu şekilde göçebelerin evleri kıl çadırlarından yapılmış. Kayıp savaş baltası, çift kılıç, dönemin kıyafetleri, Osman Bey dizisinde kullanılan kıyafetler. Ana çadırdan çıktık. Şimdi bakın, davulun, yani döneminde obaya birileri giriyorsa uyarmak için, halkı toplantı için verilen aslında davul diyelim. Evet, şimdi de burası genel ihtiyaçlar için ayrılmış. Gerçekten modern bir burada işletmeler kurulmuş. Bu Söğüt kahvesi. Söğüt kahvesine girelim. Söğüt kahvesinde kahve, çay gibi ihtiyaçlarınızı buradan temin ederek, gerçekten güzel de bir ortam olmuş. Öğüt kahvesinden çıktığımızda, ana meydan burası zaten. Bakın, hemen karşı taraf Söğüt. 1299 restoran. Restoranımızda da içeriye bir göz atalım. Daha sonra hediyelik eşyalarınızı alabileceğiniz, gelmişken ana olarak teklerine götüreceğiniz, dönemin kostümlerini de içeren birçok hediyelik eşya olan Hanlı Pazar'a gireceğiz. Burası da Söğüt restoran. Anakart olarak bu şekilde oturup
siparişlerinizi veriyorsunuz ve etli pirili Türk mutfağının menüleri bulunan güzel bir restoran olmuş. Evet, buradan da çıkıyoruz. Şimdi Hanlı Pazar'a gidiyoruz. Evet, özellikle yurt dışında çok fazla izlendiği için birçok yabancı ziyaretçi var. Özellikle Türk dünyası ve Orta Doğu'dan gelen, Arap dünyasından gelen ziyaretçilerle çok rahatsızsınız. Evet, burası da Hanlı Pazar. Hemen girişini şöyle bir çekelim. Hanlı Pazar filmlerde, dizide de kullanılmıştı. Bozdağ Film Platformu'nun hediyelik eşya alanı. Birçok da değerli, birbirinden farklı, o dönemi anlatan birçok burada hediyelik eşya var. Bakın, dönem kostümleri, takıları, hem erkek olsun hem bayan takıları. O dönemin, bu arada biz de kendimizi çekelim. Evet değerli dostlar, güzel bir video oldu. Takip etmeye devam edin. El çantaları, kilimlerden ve desenlerden yapılmış takılar, bardak takımları. Bakın, minyatür, o dönemin heykelcikleri. Bunlar da satılıyor. Porselen takımları. Burası bir özel sanat şeklinde. Har sanatın koleksiyonlarından oluşuyor. Bu seccade takımı. Bu da özel bir tasarım. Özelliği de tasarım olması. Yani her yerde bulamayacağınız. Bakın, burada da bir yeri var. Yukarıda da hilal koyulmuş. Set şeklinde takyeleriyle alabileceğiniz seccade ve parfümler, o dönemin anlatılan, o zamanki dönemin kullanılan işte kokuları, erkek olsun, kadın olsun, başlıklar, börkler, bakın o zamanki kullanılan börkler, bunlardan da satın alabiliyorsunuz. Çocuklar için de tabii ki burada birçok alternatif alışveriş yapılacak yerler var. Malzemeler, hediyelik eşyalar. Bu tarafta da kuşaklar, deri işçiliği bunlar tabii. Şunlardan madeni heykelcikler, o dönemi anlatan kayı baltaları. Bakın, kılıçlar, dönemin kılıçları, kostümler. Mesela bu kostümün fiyatına bakalım. Nedir? Merak ettik. $2,800'muş bu kaftan. Kostümlerden bir tane daha var. Bayan kostümü. Buna bakalım. 4,400. Gördüğünüz gibi. Bu kostüm $4,400. Ve çeşitli burada tesbihler, eski ütü yapılması için kömürlü ütüler ve bir tekfur başlığı, burada gördüğünüz gibi çocuk kostümleri, çeşitli dizide kullanılan yüzükler, ok yüzükleri, parmak yüzükleri, gördüğünüz gibi özel tasarım tesbihler, anılarda kalacak güzel ürünler. Evet değerli dostlar, geldiğinizde platoyu bizim gözümüzle gezmiş oldunuz. Yani gelemeyenler için güzel bir alternatif oldu. Bir video olarak şu anda buradaki görüntüleri, videomuzu, tanıtım videomuzu sonlandıralım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Her an haber gezi. Bozdağ Film Platoları, Riva, İstanbul.